Ne yapalım? Patates kızartalım mı? Bak, patates. Tak. Ne yapalım? Çorba kızartacağız. Anneciğim. Ya bir çocuk bu kadar mı çorba sever? Evet. Çorba kızartılmaz ki. Patates kızartılır. Ala gelecek ya, o çok seviyor patates kızartması. Hıçkırık tutmuş, anlamadım ne dediğini. Mama Sen mama istiyorsun. ustayım. Nasıl yiyeceğim mamayı? Bak. Ben lazım. Sen doydun mu? Bu sabah bana uyanmış, diyor ki anne biz neden uyuyoruz? Çocuk bu sabah neden uyuduğunu sorguladı ya. Şok oldum ya. Nefes, biz neden uyuyoruz anneciğim? Gece olunca uyunur değil mi? Hadi gündüzü açtık, tamam, uyumuyoruz, onu kabullendik. Geceleri uyuyacağız değil mi annem? He? Bebeğim su. Ay çocuğu gücü ne yapmışım. Nefes, ben seni ne yaptım biliyor musun gece? Tuvalete götürdüm. Senin çişin gelmişti. Sonra pijamanı indirdim, tuvalete oturtturdum. Meğersem iç çamaşırını indirmemişim. Sen öyle işemişsin yani. Sonra seni kaldırdım, pijamana çekeceğim. İç çamaşırın yok. Bir baktım popişte kalmış iç çamaşır. Ipıslak olmuş. Aa, baştan bir daha. Baştan bir daha değiştirdim. Ay çok komikti anne. Dedim. Ne giydin? Neyi? Ben O telefon. dedim. Çak. Seni seviyorum. Komşum geldi kahvaltıya. En sevdiğim komşum. Komşu. Evet. Merhaba komşu. Anneciğim kitabını kaldır, yumurtanın önüne koyalım. Komşum, nasıl geçti yeni evinde ilk gecen? Rahat uyudun mu? Rahat uyudun mu? O çay teyze. Afiyet olsun kızıma. Şimdi parka çıkacağız arkadaşlar. Saat 12 ettik. Ablamlar geldi kahvaltıya gittiler falan. Şimdi mutfağı toparladım. Yıkanacak şeyleri yıkadım. Şöyle bir termos var. Bu termosu nefes için almıştım ve bayağı memnuniyet olan bir termos. Baby Plus'ın. Fakat ben bunu hiç kullanamadım. Çünkü yani bilmiyorum, ihtiyacım olmadı. Hani ihtiyacım olmadı bu çocukta, hani böyle yemek taşırken falan. Neden olmadı bilmiyorum. Ya elim gitmedi ya alışkanlık etmedim. Ben de şimdi kendim için kullanıyorum. Böyle içine iki tane yeşil çay atıyorum parka inerken. Bir kayısı çayı var, bir kiraz sapı çayı var. Kayısı çayı işte bağırsaklarınızın çalışmasını falan sağlıyor işte. Açıkçası daha fazla tuvalete çıkmanızı sağlıyor. Kiraz sapı çayı da çok güzel bir şekilde yağ yakımı sağlıyor diyebiliyorum. Yanlışsa düzeltin lütfen. Aramızda diyetisyenler ya da işte bununla ilgilenenler varsa. Şöyle koyuyorum sıcak suyumu. Ya ben hep böyle yeşil çayları karıştırırım. Sizce zararı var mı? Yani dokunmuyor bana. Hani dokunsa anlayacağım. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bunun kapağı bardak şeklinde. Şöyle yani içebiliyorsunuz. Kapağını doldurup doldurup işte 2 saat parkta mı duruyorum? 2 saat boyunca tüketiyorum. Sonra zaten gelirim, şey olur. Öğlen yemeği vaktim gelmiş olur. Çıkabiliriz. O zaman parkta görüşürüz. Anlamadım. Beraber mi aldık? Onu mu demek istiyorsun? O ne ki? Kiraz, evet, biz kızıma kiraz yiyeceğiz parkta. Neden? Neden bir sürü? Arkadaşlarına da evet. Ama altı da derdik. Ama beş de derdik. Biz de yiyeceğiz. Arkadaşlarımız da yiyecek. Arkadaşların isimleri ne? Beş.
Melis, evet. Ağzına sakız olduğu için tam anlamıyorum aslında. Beş. Melis. Başka kim var? Ama Özgü Duru. Özgü Duru. Başka? Eslem. Eslem. Ayşe Melek. Adı Ayşe Melek var, Maya var, Zeynep hala var. Bir sürü çocuk var sitede. Anne, abi derde. İstanbul'un en çocuklu sitesinde yaşıyor olmanın şansını. Efendim? Ayrı derde. Gerçekten başka sitelerde bizim site kadar çocuk var mı? Yani. Evet. Bir keresinde saymışlardı. Ay, kameraya ne oldu? Buna 200 çocuk vardı sitede. Dur. Artık park günlüklerimiz. Vur. Park günlüklerimiz artık kalabalık. Nefes, Zeynep hala ablam. Yeşilçay eşliğinde. Abla, yeni evinde ilk gecen nasıldı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Heh, nefes sen. Orada. İkimiz birlikte. Evet. Ay, benim bu. Senin ama inerken ne dedik? Paliş. 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 Kuşum. Benim bu. Bizim ama paylaşacağız. Değil mi? Öğrenecekler inşallah. Bekliyoruz o günü herhalde. 20 yaşına falan gelince paylaşırlar. Biraz ablamızın bisikletini aldık. Sürüyoruz. Bizim de bisikletimiz var evde ama şey, babamlar bir tık büyük almış. Nefesin boyu tam yetişmiyor. Bu yaz kullanamayacak onu büyük ihtimalle de. O yüzden ablasının bisikleti de tam geliyor. Özgür olmadığı zamanlarda böyle alıyoruz. Sürüyor parkta. Parka doğru git bebeğim. Oradan çıkamazsın. Nefes, köprüden çıkamazsın anneciğim. Hiç beni dinliyor mu ya? Bak. Ama köprüde şu an boya yapıyorlar ya bir tane. Köprüyü yeniliyorlar ya, oradan çıkmayalım. Parka gidelim, gel. Geriye getir. Geri. Şimdi bin, direksiyonu çevirir sürersin zaten. Saat 2 oldu arkadaşlar. Acıktık. Dün annemlerde çorba yapmıştım ya. Tarhana çorbası. O kalmış. Annemler de köye gittiler. Onu alacağım nefesin öğlen çorbası olarak. Ben zaten yoğurt yulaf yiyorum bu hafta. Eve giderken çorbamızı alır. Eve geçeriz artık. Değil mi? Evet. Çok güzel yapıyorsun. Ay mı? Ay mı o? Ay mı? Evet. Baya. Baya. Nefes, bir katladığım tişörtü 3 kere falan katlıyorum bebeğim. Anca oluyor. Baya. Evet. Hep bozduğumuz için anca oluyor annem. Ay, bugün bu sene artık bu pantolonları yine giyersin. Bak, ben bunları çok seviyorum. Sana geçen sene almıştım. Sen giymiştin bir sürü. Bu sene de giyeceksin annem. Olacak sana. Ben mi? Hı? Ben. Hı. Ben doğdum. Çok güzel oldu. Ablama geldik. Hala. Teyze, bu nasıl biliyor musun? Burada feneri var. Bunu buraya sokuyorsun. Sende var mı bunda? Var mı Seda bunda? Var da oynamıyor. Şeye göndereceğim. Nereye? Arkadaşlar, şimdi ablamın evine geldim. Size spoiler vermiyorum. Ablamın videolarından izlersiniz diye. O da yavaş yavaş yüklemeye başladı sanırım videolarına. Büyük ihtimalle cuma günü falan herhalde. İzlenir. Ne zaman izlenir abla taşınma videoyu? Ev turunu falan ne zaman çekersin tahmini? Hafta sonu çekeriz, pazartesi falan yayınlarsın. Şöyle birkaç tane çalı dışarıda kalmıştı. Onları katlıyorum. Bu arada artık ablam bu evde şey yapabiliyor. Makyaj masasını kullanabiliyor. Yatak odası bayağı geniş Ferah. Acaba abiminki mi büyük, senin yatak odan mı büyük?
Ama senin yatak odan da daha uzun. O daha kare. Onunki kare. Seninki daha şey. Benimki dikdörtgen. Benim yatak odam yok biliyorsunuz ki. Yani bir yatak koyduk. Yandan sıkışa sıkışa geçiyoruz. Olsun çok şükür. Benim de 3 odam var. Öyle bir evin avantajı var. Ailen odası falan çok güzel oldu bu arada. Evi çok beğeneceksiniz eminim. Yani eski ev de küçüktü. Hani bu evde çok büyük bir ev değil ama böyle eşyalar tam böyle bu evlik gibi oldu. O yüzden çok güzel oldu. Bu akşamki planından bahsedeyim. Bu akşam kayınvalideme geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden yemek falan yapmayacağım için. İşte geldim şimdi. Çocuklar da oyalandığı sürece ablamın son işlerini halledelim dedim. Böyle dışarıda kalan birkaç tülbenti, eşarbı falan. Çocuklar bağırışıyor. Eşarbı falan vardı. Onları katlıyorum. Onları yerleştireceğim. İşte ortalıktakileri bir yapalım arkadaşlar. Bir son bir sil süpür kalıyor. Ne kadar taşınmadan önce temizlik yaparsanız yapın. Taşınma sürecinde işte o kutular, koliler, toz, toprak, kaç kişi giriyor evin içine falan. Ev bayağı kirlenmiş durumda şu anda. Sil süpürü bugün yetiştiremeyebiliriz. Onu yarın yapabiliriz. Bir mesaj geldi. Aa bak kışlığı dışarıda kalmış. Kışlıkların hepsini şuralara koyduk. Bunu artık dolabına asarız mecbur. Ablamın artık yatak odasında hangi dolabının neresinde hangi eşyası var biliyorum ezbere. Abla bunlar kışlıkların ya. Ha? Bunlar kışlıkların. Arkadaşlar bunun adı As Cracker değil mi? Astı ya da markası. Ya bilmiyorum tam hatırlamıyorum yanlış olabilir. Bu cracker hep bana ne hatırlatır biliyor musunuz? Camiye Kur'an kursuna gittiğim yaz sabahlarını hatırlatır. Kur'an kursu caminin bahçesinde bir çay evi vardı. Ve o çay evini bizim uzaktan bir akrabamız yönetiyordu. Nefeste yerken şöyle anlatayım. Benim rahmetli dedem o çay evini işleten abiye belli bir ücret veriyordu. Torunlarım camiye geliyor. Camiye gelince buradan işte bir tane bu krakerden oturarak yer misin? Otur. Bir tane de meyve suyu ya da ayran ne istiyorlarsa hani ver diyordu. Ve bunların ücretini toptan ödüyordu. Getireceğim anneciğim bir dakika. Hep bunu yerken o aklıma gelir. Dedem bizim için ücretini ödüyordu. Biz de gidiyorduk oradan. Böyle bedava şekilde alıyorduk. Bana hep bu onu hatırlatır ve çok severim. Ya da belki de bana böyle güzel bir anı hatırlattığı için çok seviyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi biz neler yaptık? Kısaca bir anlatayım. Abla bu evini son kez bir şöylece toparladık. Ettik bir güzelce. Halıları olmadığı için tam yerleşmiyor. Yani halı olmayınca ev hep bir tozlanıyor. Böyle bir tam yerleşmiyor. Ama halılar gelince de çok güzel olacak inşallah. Ay çoluk çocuk karıştık bugün gerçekten. Sonradan Özgür falan da katıldı. Üçünün çekişmeleri falan. Ama zor arkadaşlar. Şu süreçler o kadar zor süreçler ki. Hem birbirleriyle hem görüşmek istiyorlar hem de böyle hep kavga ediyorlar. Görüyorsunuz zaten. Hiç oynamadıkları, suratına bakmadıkları bir şey yani. En basit mesela şu var. Hiç kimse suratına bakmaz. Biri elini alınca Allah'ım diğerleri kıyamet kopartıyor. Ben bakacağım. Ben sıra bana geldi, sıra bana geldi. Neyse. Şimdi gidiyoruz kayınvalidemlere. Oraya gidecektik bu akşam. Gidiş amacımız da Zehra'ya Mehmet babamın Zehra'nın telefonu Bahadır'ın eski telefonuydu. Kaç yıldır kullanıyor? 3 yıl önce falan verdik galiba ona. Artık telefon iyice çöktü. Zaten Bahadır kullanırken de çok sağlam bir halde değildi. Hani o halde verdik onu. Çok sağlam olmayan bir telefonu. 3 yıldır kullanıyor. Artık hani üniversitede alınacaktı telefon ama telefon bir yıl daha sabredemez. O yüzden bu seneden mecburen almak durumunda kaldılar. Babacım camı kapatır mısın? Çok rüzgar geldi. Mehmet babam Bahadır aracılığıyla aldırttı. İkinci el bir telefon ama temiz bir telefon bulduk, aldık. Şimdi onu vereceğiz. Bahadır'ın şöyle bir hayali var. Diyor ki İşte Zehra'ya diyelim ki arabadan bir şey almaya in diyelim. O da işte insin falan. O arada kendi telefonundan hattını çıkartalım. Yeni telefonu takalım. Gelince işte telefonu çaldırana falan filan gibi bir hayali var. Ama işte o iCloud şifresi falan filan sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Kendi kurmak isteyebilir yeni telefonu. Öyle de bir şey var. Atmasaydım babacığım yani. Tamam.
Tamam, arabayı durdurunca vereceğim ben sana onu. Zor kelimem. Vereceğiz. İşte hediye paketi alıp içinden önce saçma bir hediye çıkacak. Ya kırtasiye yok bu buralarda. Ben bir şeyler ayarlayacağım. İçten bakamıyorum. Akşam güneş yükseliyor. Valla bakamıyorum ki. Şimdi kurduğum sisteme bakın. Bu benim çiçeğim. Anlam ya. Saçmalıyım biraz. Küçük olsun biraz şöyle. Bunlar ne ya falan filan muhabbet. Yoksa. Anlayacak arkadaşlar, ama. Diyeceğim ki Zehra bana bir işte reklam geldi, hiç beğenmedim falan. Sen kullanır mısın ya? Yoksa at gitsin çöpe falan. Ne diyecek? Şey diyeceğim. Ne o diyecek? Reklamını da yapmadım zaten diyeceğim. Al bak işte diyeceğim. Sürpriz içinden diyeceğim. Ya da ne diyeyim? İçinde bir şey var. Kolye diyeyim. Takı takı. Kolye takı. Takı ya. Kolye gibi bir şey. Gidiyoruz. Bunu da yeni aldım kırtasiyeden. Güzel ama değil mi? Zira düğünlerini sen de mi yapacaksın reklamı? Teşekkür ederim. Sizinle uyumlu olacak inşallah. Aç başımı. Ne oldu? Niye gülüyor? Bu anlamadım baba. Ben ne bileyim niye gülüyor? Bir şey gülüyor ama ben anlamadım. Yanıma gelir misin? Ben niye gülüyor? Niye gülüyor? Reklam geldi. Üstüne uyumlu olacak diye elbiseni giydirdim. Üstüne uyumlu olur işte. Allah Allah. Baba bu niye gülüyor babaya? Vallahi bilmiyorum. Allah Allah. Niye gülüyor acaba? Sen biliyor musun yoksa bir şey ya? Bu bence hissediyordu. Çok belli ettiniz. Nasıl evet, belli ettik? Ben tuvalete gidiyorum, arkamdan konuşuyorsunuz. Mikseri çalışıyorum, konuşuyorsunuz. Duymuyor musun? Neyse. Ya teşekkür. Babana teşekkür et. Abine sarıl. Güle güle kullan Zehra. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Şöyle Bahadır'ın telefonda Nefes'in eski fotoğraflarına bakıyordum ve bununla kapatmak istedim videoyu. Bakar mısınız? Çiçicikmiş. Allah'ım. Neyse arkadaşlar videoyu kapatayım artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Bye bye.